yasada var, gerçekte yok. Tarım Kanunu 21. maddesi, milli gelirin en az %1 oranında çiftçiye destek verilmesi gerektiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün çiftçiye 24 milyar destek verileceğini açıkladı. Üreticilerimize yapacağımız tarımsal destek ödemesi tutarı ise 24 milyar liradır. Oysa 2006'da kabul edilen Tarım Kanunu'na göre tarıma gayri safi milli hasılanın en az %1'i kadar destek verilmesi gerekiyor. Ancak yasanın kabulünden bu yana 10 yılı aşkın bir süre geçti. Henüz hiçbir yılda gayri safi milli hasılanın %1'i kadar tarıma destek verilmedi. Kanunda belirtilen o gayri safi milli hasılanın %1'inden aşağı olmaması hükmü zaten hiçbir zaman uygulanmadı. Son 5 yılın milli gelir rakamlarıyla tarıma ayrılan paya bakıldığında da genelde %0,50 civarında destek sağlanıyor. Milli hasıladaki o %1'deki amaç bütçeden doğrudan çiftçinin ürününe, üretimine verilmesi gereken destek bütçesi kastediliyor. Yoksa diğer yan destekler, kırsal destekler veyahut da diğer işte Avrupa Birliği projelerinden hibe olarak alınıp da çiftçiye verilen destekler kastedilmiyor. 2020'de gayri safi milli hasıla 5 trilyon 47 milyar lira oldu. Bu durumda Tarım Kanunu 21. maddesine göre tarımsal desteklerin 50 milyar 47 milyon lira seviyesinde olması bekleniyordu. Açıklanan miktarsa 24 milyar lirada, yani verilmesi gereken desteğin 26 milyar 47 milyon lira altında kaldı. Tarım Kanunu'nda vaat edilen %1 desteği biz çiftçimize vermiyoruz. Bugün işte 2021'de 24 milyar diyoruz. Tarım Kanunu'ndaki toplam şeyi hesapladığımızda yaklaşık bir 50 milyar destek verilmesi gerekiyor. Sonuçta biz çiftçiye vermemiz gereken yaklaşık 25-26 milyar TL'yi çiftçiye vermemiş olacağız. Niye? Çünkü bütçemiz buna müsait değil. Bunu da açık açık söyleyelim. Yani bizim bütçede bu kaynak olmadığı için ancak bu şekilde veriyoruz diye. Yoksa verilen 24 milyar lirayla işte biz çiftçiyi şu şekilde destekliyoruz demek pek insaflı bir yaklaşım olmasa gerek. Hükümet yaptığı farklı destekleri bu destek hesabından sayıyor. Hükümet şöyle bir gerekçeyle savunuyor. Doğrudan bütçeden verilen destekler işte gayri safi milli hasıladaki %1'e tekabül etmiyor ama işte devlet su işlerinin yaptığı yatırımlar, ondan sonra TKDK'nın verdiği kırsal destekler ve diğer tarımsal anlamda, kırsal anlamda verilen hibe desteklerini de işin içine katarak bu %1'in de üstüne çıktığına dair bir savunmada bulunuyor. Bu şekilde yapınca iş sulandırılmış oluyor. Sanki o %1'in üstüne destek veriliyormuş havası oluşuyor. Ama burada olan bizim çiftçimiz oluyor, bizim tarımımız oluyor. Fakat bu doğru bir savunma değil. Çünkü tarımsal destek dediğimiz doğrudan bütçeden verilen destek miktarı. Olansa yine kanunda belirtilen hakkını alamayan çiftçiye oluyor.